أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Muhterem kardeşlerim, bugünkü mevzumuz, sohbetimiz, bildiğiniz gibi birkaç gündür haberleri, sosyal medyayı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Hatta Avrupa medyasını dahi yoğun bir şekilde meşgul eden Ayasofya'nın açılış meselesidir. Bu Müslümanlar için, inananlar için belki 80 seneyi geçkin bir zamandır üzerlerinde büyük bir kara leke olarak taşıyorlardı bunu. Kimileri Ayasofya'nın kapanmasına hiçbir anlam veremiyor. Kimileri zaten kiliseydi dendi. Ve Avrupa ile iyi geçinmemiz için bu böyle oldu. Meseleler arasında ilişki, alaka kuramayınca net bir tavır da koyamıyor. Ama benim yaşımda olan Müslümanlar, yani 67 kuşağı dediğimiz nesil, o anki bir gencin hayali Ayasofya'nın zincirlerinin kırılışı, yani Ayasofya'nın tekrar mescit haline döndürülüşüdür. Bizim gençliğimiz bu hayallerle geçti. Çünkü biz meseleye bir Ayasofya meselesi olarak bakmıyorduk. Ayasofya'yı aratmayacak kadar Selahattin camileri dediğimiz camiler vardır. Eğer Müslümanlar cidden cemaatle namaz kılma gibi bu meselenin önemini, ehemmiyetini anlamışlarsa, çok cami var, yeryüzü bize mescit kılınmıştır, her yerde kılabiliriz. Ama biz meseleye Ayasofya olarak bakmıyorduk. Tabii ki biz aktüel, güncel meseleleri takip ederek Müslümanları bu güncel meselelerle oyalama gibi bir taktiği, maslahatı düşünmüyoruz. Bizim Kur'an'da, sünnette kaideler halinde bir cetvel şeklinde gayrimüslimlerle, Müslüman olmayan kimselerle siyasi, ticari ve hatta eğitim dahil birçok ilişkilerimiz vardır. Bizim himayemizde olan Hristiyanlar, zimmi dediğimiz taife, bize vergi veren insanlar, bu mevzuda çok eserler yazılmış. Çok eserler telif edilmiş. Mesela Ahkam-ı Ehl-i Zimme adı altında çok eserler vardır. Kitab-ı Haraç dediğimiz çok kitaplar yazılmıştır bu mevzuda. Maalesef asrımızda, bu asırda, bundan bir asır önce de Müslümanlar Avrupalının, Hristiyanların gayrimüslimlerin tanzim ettiği bir siyaset takip ediyor.
Ticaret de böyle, eğitim de böyle. Düşünün bizde şu an ilahiyatçı geçinen birçok insan master'ını, doktorasını Avrupa'da müsteşriklerin yanında yapıp geliyorlar. Yani İslam aleminde bu eğitimi verecek sanki kimse kalmamış. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar ılımlı İslam, radikal İslam diyerek bizim dinimizi dahi bize öğretmeye kalkıyorlarsa, işte bu gibi bastığı yeri bilmeyen insanlar haysiyeti, izzeti Müslüman olmayan kimseler de arayan sefil insanlardır. Biz Kur'an'ın bir toplum üzerindeki uygulanan ahkamı farklı şekillerde serdedişine bakarak birbirini takviye eden değil, birbirine zıt hükümlermiş gibi ortaya serdediyoruz. Misal, Allah Bakara'daki bir ayette diyor ki: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Hristiyanlar, siz onların dinlerine tabi olmadıkça, onların yolundan gitmedikçe, onların istediği gibi hareket etmedikçe katiyetle onlar sizden razı olmazlar diyor. Hoşnut olmazlar. Yani söylediğiniz sözler, yaptığınız işler hoşlarına gitmez. Ama ne zaman sizden hoşlanmışlarsa, iyi bilin ki onlara muvafakat ediyorsunuz demektir. Onların hoşuna giden işler yapıyorsunuz demektir. Uzun uzadıya sorunların başlama şeklini size farklı zamanlarda kısmen de olsa anlattığım olmuştur. Biz burada Türkiye Müslümanlarının ve İslam aleminin perişanlığını, zilletini, acizliğini, korkaklığını katiyetle ve katiyetle kendimizin İslam'dan uzaklaşmasına bağlıyoruz. Hiçbir zaman bu zilletimizin, acizliğimizin, perişanlığımızın sebebi olarak İslam karşıtı olan kimseleri göstermiyoruz. Çünkü bunlar bahane. Şu an İslam düşmanları cesur görünüyorsa, onları cesur yapan bizim korkaklığımız. Onları izzetli gösteriyor, imreniyorlarsa onlara, çok geriye gitmeyin. Osmanlı'nın 1800 senelerine bakın. Korkunç bir Fransız hayranlığı var. Hatta o denli kaba bir ifadeyle kullanıyorlar ki Osmanlı kaşığı ile Fransız boku yiyorlar. Bu insanların ifade ettiği bu sözü aynen böyle söyleme zorundayım. Bu hayranlık hala devam ediyor. Her şeyimize müdahale etmişler. Yememize, içmemize, giyinmemize, dinimize, her şeyimize müdahale edilmiş. Bunun sebebi İslam düşmanlarıdır deyip de bahanelerle kendimizi mazur gösterirsek, hala bizim
hatalarımızda ısrar ettiğimizi gösterir. Bu bize tövbe kapısını kapatır. Çünkü işlenilen günahın affedilmesi için öne sürülen en asıl dediğimiz sebep suçumuzu itiraf etmekle başlar. Bu bizim o suçu işlemedeki nedametimizi gösterir. Ama hala bahanelerin arkasına sığınarak suçlu olarak başkasını gösterip kendimizi mazur göstermeye çalışırsak bu doğru değildir. Bu zilletin sebebi yani dinimizden uzaklaşmak, kafirleri izzetli görüp onlara imrenme, izzeti Allah'tan başka yerlerde arama anlamı düşünüyor. Halbuki izzet Allah'ın ve Resulünündür. Yahudi ve Hristiyanlar siz onların dinlerine tabi olmadıkça katiyetle sizden razı olmazlar derken de ki kul inne hudallahi huvel huda, doğru yol, hak ancak Allah'ın yoludur. O yolu bize tarif eden, gösteren, kılavuzluk eden, önderlik eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Bu yolu en güzel şekliyle telakki edip öğrenen, uygulayan sahabenin yoludur. Onun için geçen derslerde de zikrettiğim ayette de buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle Allah Resulü bir çizgi çiziyor. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmâ fettebi'ûh. Benim dost doğru yolum budur. Buna tabi olun. Ve lâ tettebi'us sübüle, sakın ha sağındaki solundaki yollara tabi olmayın. Ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber verirken arkasından soruyorlar, o hak üzere olan hangisidir derken مَا اَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ, benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır. O zaman bizim şu an bulunduğumuz yolun, doğru olduğunu iddia ettiğimiz yolun ve her cemaatin kendi gittiği yolunun doğru olduğunu söylemesine bakın, demek ki biz o doğru yoldan çok uzaklaşmışız. Zilletimiz bunu gösteriyor. Acizliğimiz bunu gösteriyor. Bunu tutup da geçen gün Hayri Kırbaşoğlu, Fransa'da doktorasını yapmış birisi, orada onu iyi eğitmişler, İslami değerleri öne sürerken o kadar haysiyetsiz bir şekilde üslup kullanıyorlar ki meselenin künhüne vakıf değiller. Avrupa buna bir Ayasofya meselesi olarak bakmıyor. Avrupa Ayasofya'nın kilise olmasını da istemiyor. Cami olmasın yeter. Geçmişte Ayasofya'nın böyle kalmasını isteyen CHP zihniyeti, Allah belasını versin bu CHP zihniyetinin. Ve Allah'ın laneti onların üzerine olsun eğer hidayetleri nasip değilse. Ayasofya'yı, Avrupa'yı razı etmek için bu hale getirdikleri gibi bir Ayasofya'yla kalmadı ki. Bütün camileri ahır yapmaya kalktılar. Bu sene Saraçhane'de bir yerde bir camide namaz kıldım. Duvarda halkalar vardı. Allah Allah, bu halkalarla ne yaparlar diye sordum. Namazdan sonra bir yaşlı bana dedi ki hacı dedi, buralara ahır yaptığında atları bağlamak için bu halkaları koydular dedi. Biz bunu, bu toplumun
ne kadar Müslümandıysa. İşte Osmanlı da tam İslami değerler üzerinde bulunmuyordu desek haklıyız. Bunu diyenler de haklı. Ama Osmanlı ne zaman dosdoğru bir İslam'la tanıştı ki bunu tebaasına öğretti. Ha, bizim içimizden çıkanlara da konuşma fırsatı vermedi. Kendi iktidarına, saltanatına zarar vermeyecek bir inanç biçimi oturttular. Bunu nasıl anlarsınız? Orta Asya'daki Türklerle Türkiye'deki Türkleri karşılaştırdığınızda görürsünüz. Şimdi bizim Hristiyanlarla, yani biz kıytırık ilişkilerle de olsa, kıytırık ilişkiler derken neyi kastettiğimi Rum suresinin başlarını tefsir ederken hangi müşterekliğe binaen Allah Resulü, sahabe, ehli kitabı, yani Allah üçten biridir diyen, İsa Allah'ın oğludur diyen, ilim ehlini Allah'tan gayrı Rablar edinen bir topluluğa mecusilere rağmen destek veriyor. Kıtırık ilişki derken, ama bunun daha özlü yerleri var. Temele inildiğinde. Biz ilişkilerimizi etrafımızdaki insanlarla berbat, ifsat, olumsuz olarak yürütmek istemiyoruz. Ama kendi düşünce ve kanaatimizce bunları yapmaya kalkarsak böyle olacaktır. Şimdi Osmanlı'yı birçok yönüyle tenkit etsek bile, inanın Hristiyanlar, Yahudiler dahi Osmanlı'nın idaresindeki yaşadıkları huzuru hiçbir yerde yaşayamamışlardı. Hiçbir yerde. İslam aleminde Müslüman toplulukları içerisinde de bu meselede en bariz farklılık yine bizim toplumumuzdadır, Türkiye toplumunda. Hala biz kucak açarız herkese. Düşünün şu an Arap dünyasından Suriye'deki mağdur Müslümanlara ne kadar yardım ediliyor? Ne kadar onlardan göçmen kabul edildi, misafir ediliyorlar? Bizim kadar değil. Ha, İslam ne kadar yanlış uygulanıyorduysa biz bunların doğru olduğunu, yani bizim lehimizde işleyen bir şeyi tasvip etmemiz o şeydeki yanlışları tasdik anlamı taşımıyor. Çünkü müşterekler var. Hristiyanlara bile Allah diyor ki قُلْ يَا اَهَلَ الْكِتَابِ تَعَلَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ey kitap ehli, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, aramızdaki müşterek kelimeye gelin. Burada toplanalım. O kadar aramızda farklar var ki, Allah üçten bir diyorlar, İsa Allah'ın oğludur diyorlar, Allah'tan gayrı insanları Rablar edinmişler. Ey kitap ehli, gelin aramızdaki müşterek kelimede birleşelim. Ella na'bude illallah ve la nuşrike bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edelim. Ve la yettehide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Birbirimizi Allah'tan gayrı Rablar edinmeyelim. Kıytırık ilişkiler derken bazı insanlar, yani
Ayasofya'nın neden kapatıldığını, bu acıya binaen mesela Kadir Mısıroğlu'nun söylediği bir söz vardır. Eğer Türkiye Hindistan gibi müstemleke olsaydı, Pakistan gibi müstemleke olsaydı, Endonezya gibi müstemleke olsaydı, Afrika, Kuzey Afrika gibi müstemleke olsaydı, İslam dini, dinimiz, imanımız, namusumuz bu kadar zarar görmezdi. Bu kadar zarar görmezdi, düşünün. Onun için bizim bir siyasetimiz vardır. Hatta geçen bayanlara yaptığım bir sohbette onlara denk geldi. Bizim nasihatımız, ıslah hareketimiz sorun çıkarır nitelikte olmamalıdır. Hakkı söyleyeceksin. Hakkın cazibesi kendinde vardır zaten. Karşıdaki insana huzur verir. O an kabul etmese bile huzur verir. Eğer biz hakkıyla, mesela senelerce önce, şu anda bazen diyorum, bakın biz Avrupa'yı fethetmişiz. Zaten fethetmişiz diyoruz. Hiç Avrupa gibi Haçlı ordusu hazırlamamız gerekmiyor. Amerika gibi demokrasi getireceğiz diyerek aldatarak insanları, size huzur, saadet getireceğiz dememiz, milyarlar harcamamız, ondan sonra da biz size yardım et, bize tazminat ödemelisiniz. 50 sene bu petroller bize çalışmalı. Müslümanların öz malıyla adamlar yine Müslümanların üzerinden kazanıyorlar. Mesela Hicaz Yarımadası'ndan gelen petrol Belçika'nın Anver şehrine 4 franga mal oluyordu. Ama o an oradan benzin 20 franga satılıyordu. Türkiye'de de aynı, daha fazla. Hem Müslümanların malını yiyorlar, hem de onu Müslümanlara daha pahalıya satarak aracı olup Müslümanın Müslümandan alışveriş yapmasını sağlamıyor. Yasaklıyor. Ticari saltanatını, yani kapital saltanatını böylece kurmuştur. Kim yaparsa yaptın, Müslümanların lehine işleyen bir şeyi, failini övmesek bile o iş bizim lehimize olup olmadığını bilmemiz lazım. Bazen Müslüman bildiğimiz birisi güya bizim lehimize iş yaptığını zannederek bize zarar veriyor. Müslüman ağzından çıkan söze, el ve ayaklarından gerçekleşen fiile dikkat etme zorundadır. Onun için biz iyi bilmeliyiz ki Yahudiler ve Hristiyanların bizden hoşnutluğu mevzu bahis değildir, bakın. Biz de illa kavgacı bir hava ile asırlarca hem Müslümanların genel anlamda hem de Müslüman Türklerin içinde gayrimüslimler çok rahat ve huzur içerisinde, hatta devlet birçok imtiyazını onlara kullandırttı. Bizim yanımızda huzurla yaşarken bizim içerimizden fitne çıkaran yine onlar oldu. Düşünün, Yahudiler her yerden kovulmuştu. İspanya'dan kovuluyorlar. Osmanlı kabul ediyor. Polonya'dan kovuluyorlar. Osmanlı kabul ediyor. Ama bizdeki fitnenin başı da yine bunlar olmuştur. Bizim bunlarla iyi muamelemiz, imanımızın gereği, onlara güvenmemiz aptallığımızdandır.
her ne kadar görünürde güvenilen işler de yapsalar, biz sizin dostunuz da desek, Allah'ın koymuş olduğu açık. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. Elbette, katiyetle Yahudiler ve Hristiyanlar siz onların dinlerine tabi olmadıkça sizden hoşnut olmazlar, razı olmazlar, memnun olmazlar diyor. O zaman biz onlara insanca muamele yapacağız ama güvenmeyeceğiz. Düşünün, Ayasofya'nın ne gibi katkısı olacak? Mesela bana olan katkısını söyleyeyim. 17 yaşından beri İslami mücadelenin içindeyim. Bütün emeklerimizin gayretini görmeye başladık diyoruz. Ha, hızlı değil. Bazı hayalperest, öyle diyelim, İnternet Don Kişot'u dediklerimiz her şeyin birdenbire olacağını zannediyorlar. Ve aptal, senin bu vaziyete gelişin bile birdenbire olmadı. Yavaş yavaş seni evcilleştirdiler. Hatta senin hamaset-i diniye izhar eder tavırların bile onların hoşuna giden şeyler. Kendinden başka herkesi tekfir etmen, tekfircileri kastediyorum, bu onların istediğidir. Çünkü sen bildiğini zannettiğin veyahut bildiğin bazı gerçekleri etrafındaki insanlara anlatamaman için senin haşin, ahlaksız bir üslup kullanmanı istiyorlar. Müslümanlar senden uzaklaşsın diye. Resulün bile kaba sözden, katı kalplilikten ikaz aldığı bir konumda anlattıkları senin gibi apuk supuk değil. %100 doğru şeyler anlatmasına rağmen kabalığını, haşinliğini, katı kalpliliğini insanların etrafından uzaklaşmasına sebep olacağına dair ikaz alıyor. O zaman bizim nerede mesela bir öz eleştiri şeklinde veya ikaz şeklinde desem, diyelim ki İstanbul Sözleşmesi ile yapılan zarar, kaybettiklerini diyelim Erdoğan'ın, mesela başkan yardımcılarından birisi çıkıyor, bu yanlıştı diyor. Arkasından meclis grup başkanlarından bir hanımefendi çıkıyor, müdafaa etmeye kalkıyor İstanbul Sözleşmesi'ni. Eğer bu siyasetle iyi bilsinler ki kaybettiklerini kazandırmayacak Ayasofya'nın açılması. Ayasofya'nın açılması sebep olan kim olursa olsun inananların lehine bir iştir. Demek ki kıytırıp İslam'la ilişkisi olan kimselerin dahi yaptığı hayır şeyler bizim hesabımıza geçer. Biz burada bir topluluğun kilisesini kapatmıyoruz. Ha, Avrupa'da bizim yüzlerce camimiz var. Avrupa'nın cami düşmanlığını biz biliriz. Ayasofya'yı açarsanız Yunanistan'daki camileri kapatırız. Gidin Atina'ya. Osmanlı devrinde kaç cami vardı? Şimdi kaç tane var? Yok. Bakmayın, bizi aldatabilmek için oltanın ucuna takılan av yiyeceği gibi babalarımızı oyalamak için, bizi orada kendilerine benzetmek için oraları açtılar. Ama Müslümanların İslami gayreti, İki tane caminin olduğu Paris'te şu an 250'nin üzerinde cami var. İki
iki caminin olduğu Brüksel'de şu an 50'ye yakın cami var. Bizim bir siyasetimiz olmalı. Ayasofya, ha kimler namaz kılacak? Birisi çıkıyor, hesabı çok ufaktan yapıyor. Yine Diyanet'e bağlı, laik veya laiklik için sala okunacak bir cami açıldı diyor. Gördüğü bu. Bunlar kör de değil, kör oğlu körler. Biz şu an İslam'ın lehine olan, yani Müslümanlar şu halleriyle bile bakın bir şeyleri isteyerek iradesiyle yapabiliyorsa, eğer biz bu topluma tevhidi öğretsek neler yapmaz? Avrupa'yı zaten biz fethetmişiz şu an. Ben bu gözle bakıyorum. Eğer Müslüman adediyse Belçika'da bile Pastırlarla, Türkler, daha sonraki gelen Müslümanlarla Müslümanların adedi 500 bini çok rahat geçiyor. Zaten nüfusu 10 milyon. 20'de biri. Eğer biz İslam'ı yaşasaydık, orada hakikatlerin hakim olmasını sağlarız. Biz fethi bu anlamda kullansaydık. İslam'ı biz öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Fransa'da, sadece Fransa'da 3 milyon Cezayirli var. 1 milyona yakın da Türk var. Artık Faslıları, Tunuslıları, Çatlıları, Fil dişi sahilinden olanları hesaba katarsanız Fransa zaten bizimle değişir. İngiltere'de 5 milyon Hindistanlı var. Hint Müslümanları onların müstemlekesindeyken dahi dinlerine sahip çıktılar, şu an orada birçok meseleyi kendileri hakimler. Sair Müslümanlara nispeten daha çok İslam'ın tesirini orada göstermişlerdir. Biz herkesle yaşayabilecek bir geçmişe sahibiz. Ama dinimizi de hakkıyla yaşayabilmemiz gerekiyor. Bizim Müslümanlığımız, İslam'ın hakimiyeti bizden gayrının da rahatı ve huzuru içindir. Onun için bizim hayalimiz, bizim hedefimiz, gidin göremeyeceğimiz kadar bizden uzak olabilir. Ama biz o hedefi görecek varisler bırakmalıyız. Ferdi inkişaf, ferdi terakki, ferdi gelişmeden daha çok insanların umuman ayette dediği gibi ya ehlel kitap, bütün Hristiyanlar, Yahudiler, aramızdaki müşterek olan kelimeye gelin. Başka bir yerde yine Hristiyanlara, Yahudilere hitaben udu'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve cadilhum billetiye ahsen. Allah'ın yoluna, hakka, tevhide müşterek olan o kelimeye hikmetli ve güzel sözlerle davet et. Onlarla iyi bir şekilde mücadele et. Bakın yukarıda. Onlar kat'iyetle siz onların dinine girmeden sizden razı olmazlar derken burada da onları güzel sözlerle ve hikmetli bir şekilde Rabbine davet et. Güzel bir şekilde mücadele ederek. İşte insanlar bu ikisinin arasını bulamıyorlar. Onları hakka davet edelim.
Ama onlara güvenmeyelim Müslüman olana kadar. Onlara iyi davranalım, kötü davranmayalım. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Görünürde bize iyi davranır dahi olsalar, arkasında bir hainliğin olduğunu düşünmeliyiz. Katiyetle aptal olmamalıyız. Çünkü Allah'ın sözü şek, şüphe, ihtimal taşımaz. Meselenin en uç noktasını bize göstererek hareket etmemizi ister. Ve buna sebep bizler artık yavaş yavaş her şeyimizi oturtarak gitmeliyiz. Yani doğru yapılan işi, evet, Ayasofya'nın açılması çok güzel oldu. Ama eğer bu siyaseten yapıldıysa, çünkü demokrasi dediğimiz sistemde muteber olan halk taraftarlara oy potansiyeliyle yardım edenlerdir. Müslümanlar azlarsa, oy potansiyeli yoksa hükümetler onları desteklemez. Otursunlar mesela, Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama yaptı. Hazırlanırken ben de vardım. İngilizcesini de okudum, Türkçesini de okudum. Bu yanlıştı diyor. 2011'de gündeme geliyor, 14'te meclis kabul ediyor. Sebep olduğu sorunları gündeme getiren, bu itiraf samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü katiyetle baştan bu belanın ne gibi sorunlara sebep olacağını kimse akledip düşünememiş. İngilizcesini de Türkçesini de okuduğunu söylüyor. Okumuşu ne olmuş? Ama Müslüman bir Anadolu çocuğu, düşünün, o kadar milletvekilinin içerisinde bu mevzuda şu ana kadar en iyi mücadele eden, söz eden, yazı yazan Sema Maraşlı dediğimiz hanımdır. Onun kadar dahi düşünen birisi çıkmamış o milletvekillerinin içinde. Kim bilir hangi maslahat düşünüldü. Suçu yine kabul etmiyorlar. Böyle bir sorun varsa döneriz diyor. Hatalıydı diyor. Baştan dikkatli davrandık diyemiyorlar. Halbuki bu hatayı hata olarak söyleyen bence reis-i cumhurumuz olmalıydı. Peki ne zaman bunlar gözden geçirilip de buna sebep mağdur olan insanların zararlarını kim tazmin edecek? Rıza, ailenin rızası, kendi rızalarıyla evlenmiş, şu an hapiste yatan insanlar var. Kanuna muhalefetten. Ha, tutarız, burada da eleştiririz. Bu devlet ricalinin hoşuna gider gitmez. Ama biz Rabbimizin rızasına muvafık, fitne çıkarmadan, biz fitne çıkarmak istemiyoruz. Eğer hakkı savunurken ona bir zarar gelecek olursa biz müdafaa ederiz. Ha biz bunu Allah adına yaparız, onlar bunu demokrasi adına yapar. Herkes inandığının kuludur. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu olduğumuzu söylemiyoruz. Ona kulluk yapıyoruz. Biz fitne çıkaranlar değiliz. Fitneyi bertaraf etme, zararını önleme, inananlara zarar verme veya insanlara zulmetme gibi bir eğilimi katiyette tasvip etmeyiz. Onun için
bizim imani değerlerimiz her şeyden öncedir. En ufak bir şeyin dahi düşünün, bir kanun çıkartılıyor, yapıyorlar. En azından bunun Allah'ın kanunlarıyla çakışır bir noktada olmamasına çalışın. Eğer maslahatla hareket etmek istiyorsanız size yol gösteririm. Allah aşkına dünyanın hiçbir yerinde müddeinin iddiası asıldır diyecek bir mantık yoktur. Ama bizde kadının iddiası asıldır dendi. Müddei iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu ne demektir ters düşerler? Ama bir suçlunun suçsuz olduğunu kendisinin, suçlu zanlısının suçsuz olduğunu kendisi ispat edecek. İddia eden karşıdaki bunu ispat etmesi gerekiyor. Ben bir suçla itham ediliyorsam, beni itham eden kişi bunu ispat edecek. Ben suçsuzluğumu ispat etmeye çalışmayacağım. Çünkü suçum ispat edilene kadar beraat-ı zimme asıldır derler. Oynamayın. Müslümanlarla oynarsanız, sizi o koltuğa oturttuğu gibi o koltuktan da alaşağı eder. Eğer daha fazla İslam'a hizmet etmek istiyorsanız, biz Libya'da ne işiniz var diyenlerden değiliz. Müslüman kardeşlerimizdir. Yardım ederiz, çok güzel. Sonunda biz sizin için bu kadar zarara girdik, tazmin edin de demeyiz. Ha onlar akıllı insanlarsa ne düşünürler? Ya bizim petrollerimize Fransızlar, İngilizler, yani Total, Shell, bunlar aracı olacağına Türk petrol olsun der. Müslümanın malından yine Müslüman kazansın. İstanbul'a gidin. Bir Yahudi imalatçı doğrudan doğruya müşteriye mal vermez. Aracı koymuştur. O da Yahudidir. Çünkü başka bir Yahudi de kazansın diyor. Bizim hedefimiz çok büyük. Biz Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olacağına inanıyoruz. Bu dinin sahibi herkesin yaratıcısı. Bir Avrupa'ya seni yaratanın hükümleri hakim olsun diyoruz. Bu hükümlerle onu tanıştırmaya çalışıyoruz. Biz oluşturulan mantıkla 999 caninin içinde bir masum olsa bizde o masumun hukuku geçerlidir. 999 caniyi cezalandırmak için o masumu da gözden çıkarmayız. Keşke biz bu koronavirüs esnasında İslami değerlerle hareketimizi biz gösterebilseydik. Düşünün şu an çok uzaktan bakarak adamlar Libya'da, orada, bu Suriye'de bizi Müslümanlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Başarıyorlar da. Bir zaman bize hep onlara karşı kullandılar. Daha önce onları bize, şimdi yine onları bize karşı kullanıyorlar. Bu idareciler Müslümanları, bu toplulukları birbirine düşman etmekten sakınmalılar. Bizim siyasilerimiz de eğer kötüleyeceklerse Arapları değil, Müslümanları değil, idarecileri kötülesinler. Bir kişinin, idarecinin hatasını bir topluma, ümmete ödetmemek gerekir. Bizim de dikkat etmemiz gerekir Müslümanlara. İdareciler kim olursa olsun, bizim de olsa onu da kötüleriz.
Onların dostu kötülememiz gerekir. Müslümanlara da uyanık olmalarını tembih etmemiz gerekir. Biz kendi uhdemizde olan inancımızın değerlerini bilen bir toplum olarak hiç kimse bu mevzuda bize yol gösteremez. Hiç korkmayın. Korkak eceli gelene kadar binlerce kez ölür. Ama inanan bir kere ölür gider. Yani ölüm korkusunu binlerce yaşamak kadar aptallık var mı? Ölümden bu kadar korkan insanın kendi kendini nasıl öldürdüğünü, intihar ettiğini görüyorsunuz değil mi? Korkak, eceli gelene kadar binlerce kez ölür. Ama inanan birisi bir kere ölür. O zaman bizim değerlerimiz öne. Biz maslahatı biliriz. Hakkı da söyleriz. Devamlı dediğim gibi, hakkı söyleyip, müsamaha ile davranma, birbirine ölçü veren değerler. Hakkı söyleyeceksin, müsamahakar davranacaksın. Hakkı söylemek ifsat çıkarmaz, ifsada sebep olmaz. Hakkı biçimiyle doğru dürüst söylemezsen fesat çıkarır. Şöyle düşünün, bu söylediğin söz, bu yaptığın iş küfürdür desen birisine veyahut şöyle desen, sen kafirsin böyle diyorsun, sen kafirsin böyle yapıyorsun desen, hangisi doğru üsluptu? Onu o sözden, fiilden sakındırıyorsun. Ama sen kafirsin deyip onun hükmünü verdiğin an, işte bu fesat çıkarır. Hangisi fesat çıkarır? Ne yaparsan yapsan, Allah'a inandım diyorsan, Müslümansın diyorsan bak bu da fesat çıkarır. İkisinin ipi çektiği iş İslam'ın ifsadıdır. Birisine irca diyoruz, birisine de haricilik diyoruz. Vasat ümmet olma, kerameti kendinden menkul şeyh gibi ben vasat bir akideye sahibim demek değil. Hak yolda olma, ben hak yoldayım demek değil, hakta olduğunu ispat etmektir. İspat ilmi ister. İlimsiz ispat olmaz. Müslüman daha, ilk muhatabı nedir? Oku. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Binaenaleyh, İlim, eğitim, terbiye, insanları buna yönlendiren toplumun kanaat önderleri dediğimiz lokomotifi olan kimseler. Tevekkülü anlattığın insanlar miskinleşiyor mu? Tevekkülü öğrettiğin kimseler sünepeleşiyor mu? Tevekkülü öğrettiğin insanlar daha mı cevval oluyor? Hangisini görüyorsan demek ki senin sözün öyle. Bakın, tasavvufun öğrettiği tevekkül miskinliktir. Başkalarının öğrettiği tevekkül değil, esbaba itimat, tevekkül ihmalle başlar. Sahabe gibi bir topluluk dahi bir anlık rahavetle 12.000 oluşlarına güvendiler. Artık biz bu harbi de kazanırız. Huneyn harbini. Ama Allah diyor, İz acebetkum ketretukum felem tuğni ankum şeye. Çokluğunuz sizin hoşunuza gitmişti ama size hiçbir faydası olmadı çokluğunuzun. Burada tevekkülü öğretirken
Cevvallik mi geliyor, miskinlik mi? Esbabı tavsiye ederken bir vacip olduğunu, tevekkül unutuluyor mu? Her öğrettiğiniz doğrunun müsbet bir yansıması olmalıdır. Evet.